Şehitler Parkı'ndan müthiş bir turnuva daha. Aslar Süt Ürünleri sponsorluğunda 15-25 yaş ve 35 yaş üstü halı saha futbol turnuvası başlıyor. Hadi unutulmaz anların yaşanacağı bu heyecanlı turnuvaya takımını kur, sen de katıl. Son başvuru 21 Ağustos Salı. Ayrıca Lig TV maçları da bu adreste izlenir. Adres Aşağı Pazar Mahallesi Şehitler Parkı Korkuteli. İrtibat 0532 556 26 97. Yeni çıkacak olan ilçemizde de satış sponsorluğunu Uğur Kırtasiye'nin üstlendiği yazar Bayram Miroğlu, Düşler Sokağı isimli kitabını Korkuteli TV mikrofonlarına anlattı. Evet, bugün piyasaya yeni çıkan Düşler Sokağı adlı kitabın yazarı Bayram Miroğlu ve kitabın Korkuteli satış temsilcisi Halit Yıldırım Bey ile beraberiz. Evet, Bayram Bey, Bayram Miroğlu kimdir? Bize biraz bahseder misiniz? Evet, Bayram Miroğlu kimdir? Şahsım 1985 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinde dünyaya geldi. 2003 yılında Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden, 2008 yılında Kamu Yönetim Bölümünden, 2016 yılında İnan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Aynı yıl Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi pedagojik formasyon eğitimi tamamladım. Halen Beyşehir İlçe Müftülüğü'nde görev yapmaktayım. Evli ve 3 çocuk babasıyım. Kısacası bu. Evet, teşekkürler Bayram Bey. Peki bu ilk kitabınız mı? Evet, Düşler Sokağı, Ayetler ve Hadisler Işığında Özgün Hikayeler kitabımız, ilk kitabımız. Bu kitapla Bismillah dedik. Kısacası bu yola çıkma amacımız, kendi kızımın, Havva Betül isimli kızımın kitap okumayı çok sevmesi ve onun elinde gördüğüm bir kitabı incelememle başladı aslında bu serüven. Kitabı incelediğimde içerisinde çok uygun olmayan ifadeler yer aldığını fark ettim. Kitabın çok da yaygın olması hasebiyle kitaba baktım. Kitabın içerisindeki bölümlerde bugün isyankar ruhum üzerinde gibi ve benzeri cümleler neticesinde kızıma dedim, kızım bu kitabı okuman uygun değil dedik. Babacığım ben ne yapayım demesi üzerine biz de Bismillah dedik ve yazmaya başladık. İki arkadaş olarak yola çıktık. Bekir Salih Korkmaz isminden öğretmen bir arkadaşımla hikayevakti.com diye bir site kurduk. Bu sitede çocuklarımıza yönelik özgün hikayelerin yer aldığı hikayeler yazmaya başladık. Daha sonra yaklaşık 1-1,5 sene sonra bu kitabımızı kaleme dökelim, kitap haline getirelim düşüncesiyle Bismillah dedik. Ve bu şekilde kitap serüvenimiz başlamış oldu. Evet hocam, Allah utandırmasın. Peki aileler bu kitabı neden almalı, niçin almalılar? Evet, Düşler Sokağı, Ayetler ve Hadisler Işığında Özgün Hikayeler isimli kitabımızı aileler neden almalı, çocuklarına neden okutmalı dediğimiz zaman öncelikle kitabımızdan kısaca bahsedeyim. Kitabımın içinde 26 ayrı bölümden oluşan 26 ayrı başlıklı hikaye yer almakta. Bu hikayelerin hepsinde de değerler eğitimi içeren hikayelerimiz var. Değerler eğitimi dediğimiz zaman bunlar, kısaca özetlemem gerekirse, dini değerlerimiz, örneğin besmele, hamd, anne babaya saygı, çevre ahlakı, temizlik, daha sonra zan konusu, daha sonra açgözlü olmamak gerektiği gibi, mesela ağaç sevgisi ve benzeri hikayelere yer verdik. Hepsinde de farklı konuya değindik. Ve bu kitabımızı diğerlerinden farklı kılan bir özellik ise de her konunun sonuna, her hikayenin sonuna değerlendirme köşesi koyduk. Değerlendirme köşelerinde sadece çocuk değil, anne ve babasıyla da iletişim halinde kitabı bitirmesini sağlamayı amaçladık. Çünkü dedik ki, sadece bunu siz okumayın, aynı zamanda bu yorumu anne ve babanıza da lütfen yazdığınız yorumu okuyun şeklinde bir cümle koyduk ve nasihatlara yer verdik. Aynı zamanda kitabımızın sonunda çocuklarımızın kitabı tamamen anlamış olmaları
sorularını sağlamak amacıyla değerlendirme sorularını koyduk ve çocuğumuz bu şekilde inşallah değerler eğitimi almasını sağlamaya çalıştık. Ve inşallah bu kitabımız sayesinde çocuklarımız alırsa, anne babalara buradan tavsiye ediyoruz inşallah, çocuklarına bu kitabı okusunlar. İnşallah çocuklarımız da bu kitabımızda gerçek manasıyla hazineleri keşfedecekler inşallah. Size de buradaki Korkuteli halkımıza da selamlarım ve muhabbetlerimi sunuyorum inşallah. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Peki Halit Bey, sizin söylemek istediğiniz neler var? Ya bizim de bu kitapla ilgili kırtasiyemize böyle bir talep vardı. Çocuklar din eğitimiyle ilgili. Buradaki en büyük şey ayet ve hadislerle olması. İslam şuurla bir çocuk yetişirse, temelden yetişirse toplum bir değişir. Farkındalık olur. Hocamız da Konya'dan taburlara kadar bir hocamızın vesilesiyle gelmiş. Biz de dedik elimizden tutalım Korkuteli'de de bu kitabı, satış noktamız olsun. Biz satalım. Velilerimize ikinci sınıftan 8. sınıfa kadar okuyabileceği bir kitap. Ve içinde ayet ve hadislerden oluşuyor. Ayet ve hadislerin kaynağı da belli. Böyle bir şuurla ve besmele ile hamd hazırlanan bir kitabı biz de Korkuteli'mizde inşallah hocamızın kaynağını Uğur Kitabesi olarak satmayı düşünüyoruz. Elimizden gelince yardımcı olacağız. Korkuteli halkına diyorum ki bu kitabı hepsi okusun, çocuklarını okusun. Evet, çok teşekkür ederiz.